Evet, yeni Özgür Politika gazetesinden bir köşemiz daha var. Fehim Işık yazmış. Rojava tehditleri ve Erdoğan'ı cesaretlendiren riyakarlık başlığıyla DAEŞ'e desteğinin bu kadar açık olmasına rağmen Erdoğan'ın hala Kürtlere, Kuzey ve Doğu Suriye Rojava saldırmasında cesaret aldığı politikaları, özellikle uluslararası güçlerin politikalarını irdelemiş. Onu izliyoruz şimdi. Türk Devleti ve DAEŞ arasındaki ilişkinin bilinmeyen bir yanı neredeyse kalmadı. Yakalanan çok sayıda DAEŞ'li Erdoğan yönetimiyle ilişkilerini açık bir biçimde itiraf etti. En etkili itiraflardan birini Ebu Mansur el-Maribi adlı DAEŞ emirlerinden biri yaptı. KSD 2019 yılının Mart ayında Bahoz'da DAEŞ'in toprak hakimiyetine son noktayı koydu. DAEŞ'in yeniden yer altına çekilme kararı verdiği bu operasyon sürecinde yakalanan çete başlarından biri Ebu Mansur el-Maribi'ydi. Yakalandıktan sonra ABD'nin işbirliği teklifini kabul eden Ebu Mansur, Rojava'da sorgulandıktan sonra ABD'liler tarafından teslim alınarak Irak'a götürüldü. Ebu Mansur 2019'da Irak'tayken ABD istihbarat örgütlerine danışmanlık yapan, şiddet içeren aşırılıklar araştırma merkezi rektörü psikiyatri profesörü Dr. Ansip Akart'ta da konuştu. Ansip Akart söz konusu dönemde DAEŞ emirinin anlattıklarının bir kısmını basına yansıtmıştı. Ancak söz konusu çete başının Türkiye ile ilgili anlattıkları elbette bilinçli bir tercihle daha çok iddia veya tek taraflı bir suçlama gibi yansıtılıyordu. DAEŞ'te sınır sorumlusu olarak görev yapan, sınır ticaretinden ve geçişlerden sorumlu olan Ebu Mansur kendi görevini Türkiye Büyükelçisi olarak açıklıyor. Yaralı DAEŞ'lerin tedavisinden, petrol ticaretine ve sınırlardan geçişlerin kontrolüne kadar sorumluluğundaki işlerin koordinasyonu için birçok kez Türkiye'ye gelip MİT ve askeri yetkililerle görüştüğünü söylüyor. Bir keresinde Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya çağrıldığını, MİT misafirhanesinde kaldığını ancak görüşmenin gerçekleşmediğini anlatıyor. Ansip Akart bu DAEŞ'in anlattıklarına ve Türkiye ile DAEŞ ilişkilerine dönük 20 Kasım 2021 günü bir kez daha konuştu. Politürko adlı internet sitesinin editörlerinden Aydoğan Vatandaş'a konuşan Ansip Akart, DAEŞ emirinin anlattıkları karşısında şok olduğunu belirtiyor. Ansip Akart'ın anlattıkları geniş, tümünü buraya alamam, isteyen YouTube üzerinde bulup izleyebilir. Ancak özetle söyleyebileceğim şu, anlatılanlar yani Türkiye yönetimiyle çete grupları arasındaki ilişkilerin boyutu, bu ilişkilerin günümüzde hangi düzeyde devam ettiği, ABD ve Batı'nın tüm yaşananları bilmesine rağmen ilişkileri görmezden gelmesi, Rusya'nın bildiklerini Türkiye'ye karşı koz olarak kullanıp Erdoğan yönetimini kullanması, özcesi bölge devletleri ve bölgede emelleri olan devletlerce sahada yürütülen her ilişki ne kadar ikiyüzlü, ahlaksız, adi bir ortam yaratmak istendiğini ispatı. Bu çarkı ilk tersine çeviren, söz konusu ahlaksız yaklaşıma izin vermeyen, Kobane'de geliştirdikleri efsanevi direnişte canlarını içe sayan YPG ve YPC savaşçıları oldu. Kobane'deki direniş ateşi 12 bine yakın şehit, 30 bine yakın gazi ile tüm Rojava'ya yayıldı. Çok ağır bir bedel ödendi. Böylece sahaya sürülen vekillerin varlığı sonlandırıldı. Bu kez asılların kendisi devreye girdi. Afrin, Garesipi ve Serekani işgallerini gerçekleştirenler asıllardır. Bu bölgeleri işgal ederek vekillerini de koruma altına aldılar. Tehditler hala sürüyor. Bu nedenle herkesin Ansip Akart'ın anlattıklarını elbette satır aralarına bakarak ve niçin anlattığını bilerek bir kez daha dinlemesine yarar var. İkiyüzlülük, riyakarlık, ahlaksızlık devletlerin siyasete nasıl yansıyor? Açık biçimde görebiliyorsunuz. Erdoğan rejimine cesaret veren de bu ikiyüzlülük ve riyakarlıktır.